Saça iyi geldiği için çinko kullanıyorsanız, bunun olumsuz etkileri hakkında bilmeniz gerekenler var. Çinko saçınız için en önemli eser minerallerden biridir. Ancak bilmelisiniz ki fazla çinko da saçınızda yetersiz çinkonun neden olduğu kadar soruna neden olabilir. Çinko bir eser mineral olarak bağışıklık sisteminiz, testosteron, koku alma duyusu, tat, görme, üreme, Cilt sağlığı derken neredeyse bağışıklık sisteminizin her kısmına dahil olan 300'den fazla farklı enzimle bağlantılıdır. Bu videoda çinko'nun saç ile ilişkisinin kötü yanlarını ele alacağım. Çünkü birçok kişi sırf bu nedenle fazla çinko alıyorlar. Bu işlerin kötüye gitmesinin arkasındaki neden olabilir. Yani yeterince çinkonuz olmadığında saç kaybetmenizin nedeni çinko'nun saç folikülünün büyümesini desteklemek için gerekli olmasıdır. Peki saç folikülü nedir? Aslında bu doğrudan saç değildir. Bu saçın büyüdüğü gözenek veya boşluktur. Tam derinizin altındadır. Bu folikülün büyümesi çinko'ya bağlıdır. Çinko yetersizliğiniz varsa saçın büyüyebileceği yeterli folikülleriniz olmaz. Çinko ayrıca saçın güçlü ve esnek olabilmesi için kolajen ve keratin adlı iki protein türü içinde gereklidir. Çinko eksikliğiniz varsa ince ve kırılgan saçlarınız olur. Çünkü yeteri kadar esnek olamayacaklardır. Ayrıca çinko, ALP enziminin üretimi için de gereklidir. ALP'nin açılımına girmeyeceğim. Çünkü bu çok önemli değil. ALP, saç büyümesinin farklı evrelerini kontrol eden 3 farklı süreçte yer alır. Yeterince çinkonuz olmadığı için saçın bir evresi biraz kısa kalıyor veya hiç çıkmıyorsa sadece bu enzimden dolayı saç kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Üstelik bu enzim aynı zamanda saç foliküllerine düzgün çalışabilmeleri için gerekli enerjiyi sağlamaktan da sorumludur. Gördüğünüz gibi çinko gerçekten oldukça önemlidir. Saçınızın sağlığı ona bağlıdır. İhtiyacınız olan çinko miktarından bahsedeceğim. Fakat önce çok fazla çinko alırsanız ne olacağından bahsedelim. Ardından almanız gereken dozdan bahsedelim. Çok fazla çinko aldığınızda aslında vücutta bir bakır eksikliği yaratırsınız. Çünkü çinko ve bakır kalsiyum ve magnezyum ilişkisi gibi tahterevalli gibi birlikte çalışır. Dolayısıyla ne kadar çok çinko alırsanız o kadar çok bakıra ihtiyacınız olur. Eğer bakır almadan çinko alıyorsanız işte o zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. Bakır da doğrudan saç büyümesiyle bağlantılıdır. Bakır saçınızın rengini korur. Eğer saçınızı sık sık boyamanız gerekiyorsa, büyük ihtimalle bakır eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. Bakır, saçın yapısal bütünlüğüne de destek olur. Dolayısıyla bu incelmiş saç, kırılgan saç veya hatta saç kaybı olarak ortaya çıkabilir. Bakır saçınızın bakımının yanı sıra saç büyümesiyle ilgili çeşitli enzimlerdeki kofaktör veya yardımcı moleküldür. Bu nedenle bakır saç kaybını önlemeye, saçın incelmesini engellemeye yardımcı olur ve saç köklerini destekler. Bu nedenle çinko toksisitesi düşündüğümüzde bir bakır eksikliği düşünmeliyiz. Önemli bir bilgi vereyim. Herhangi bir yan etkisi olmadan alabileceğiniz çinko miktarının üst sınırı yaklaşık olarak günde 40 mg'dır. Bu yetişkinler içindir. Bundan herhangi bir kötü etki oluşmaz. Bilmeniz gereken kötü etkiler mide bulantısı hissetmek kusma olabilir, iştahınız azalabilir, karın krampları, ishal ve baş ağrıları olabilir. Bilmeniz gereken şey şu, belirli durumlarda yüksek miktarda çinko almanız gerekebilir. Örneğin otoimmün bir hastalığınız varsa, enfeksiyon kapmışsanız ya da bağırsaklarınızda iltihaplanma varsa, çünkü çinkonun çoğu ince bağırsakta emilir. Sadece bilmeniz için söylüyorum. Çinko açısından zengin yiyecekler yediğinizde ister et, Kabuklu deniz hayvanları, yosun veya peynir yiyin. Bu yiyeceklerden sadece %20 ila %40 arasında çinko emilebilir. Fakat eğer bağırsaklarınızda iltihaplanma varsa bu oran daha da düşecektir. Bu emilimi stres gibi, yüksek karbonhidratlı bir diyet gibi, fitik asit gibi çinko'nun emilimini azaltan diğer şeyler de azaltır. Peki fitik asit nedir? Bu tahıllarda bulunan bir antibesin maddesidir. Çinko ile diğer minerallerin emilimini engeller. Diğer bir husus ise östrojeniniz baskınsa, örneğin doğum kontrol hapı veya hormon replasman tedavisi, östrojen veya progesteron kullanıyorsanız çinko emilimini engelliyor olabilirsiniz. Ayrıca mide asidi konusu var. Eğer mide asidiniz yeterince güçlü değilse çinkoyu ememezsiniz. Bu tür durumlarda daha fazla almanız gerekir. Bazı durumlarda kısa süreliğine belirli bir sağlık sorununu aşmak için doktorunuza danışarak 200 veya hatta 250 mg çinko almanız gerekebilir. Bu ister otoimmünite, ister iltihaplanma, ister başka bir şey olsun. Anahtar nokta, herhangi bir yan etkiyi önlemek için yeterli bakır almak olduğundan emin olmaktır. Bu yüzden önerdiğim çinko ile bakır oranı kabaca 10'a 1'dir. Her 10 mg çinko için 1 mg bakır almalısınız. Diyelim ki bir otoimmün hastalığınız yok. Bir enfeksiyon geçirmiyorsunuz. İnce bağırsağınızla ilgili bir sorununuz yok. Günde 40 mg çinko yeterli olacaktır. Sonra kabaca 1 mg bakır alabilirsiniz. Bu sayılar bağlayıcı veya kesin değerler değiller. Bunlara yakın değerler de olabilir. Genel olarak çinko ile bakır arasında ona bir bir oran yaparsanız olumsuz belirtiler gözlemlenmez. Bazı insanlar aslında küçük miktarlarla başlamayı tercih ederler. Bazen 10 mg çinko alırlar. İşe yaradığını görür ve belki de yavaş yavaş artırırlar. Birçok insan çinko eksikliği yaşamaktadır. Dünyada 1.1 milyar insan çinko eksikliği yaşıyor. Vücut, eksiklik olduğunda mevcut çinkoyu vücudun en önemli işlevlerine ayırır. Her şeye değil. Yani vücut, çinkoyu en önemli kısımlarında değerlendirme veya kullanma eğilimindedir. Bunlar üreme, sperm sayısı gibi şeylerle ilgilidir. Saçınız muhtemelen hayatta kalma önceliği olarak listenin en üstünde yer almamaktadır. Demek istediğim saçınız olmadan da gayet iyi hayatta kalabilirsiniz. Fakat bir tür olarak üremeden hayatta kalamayız. Bu yüzden çinko ile ilgili birkaç seçeneğimiz var. Emilimi engelleyen şeylerden kaçındığınızdan emin olun ve aynı zamanda biraz çinko almayı ihmal etmemelisiniz. Buna ek olarak yüksek çinko içeren yiyecekler yemelisiniz. Çinko hakkında bilinmesi gereken çok daha fazla şey var. Bu mucizevi bir mineraldir. Eğer bu videoyu izlemediyseniz hemen şimdi izlemelisiniz.